thank <laughs> you başladı sizlerle birlikte hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz bir program daha sizin için burada ve bugün de dedik ki Şöyle beynin, beyin sağlığımızı etkileyen çok önemli unsurlar var. Beyin rahatsızlıkları var. Beynimizi enine boyuna bir konuşalım istedik ve bugün de efendim beyinle ilgili her türlü sorununuz, sıkıntınız, derdiniz varsa bize yazın. Çünkü öyle bir e, cerrah yanımızdaki beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Emmez canlı yayın konuğumuz kendisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hastanesinde efendim. Hoş geldiniz Hakan hocam. Hoş bulduk Aslı. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli hocamız burada efendim. Bize her yerden mesajlarınızı, sorularınızı gönderiniz. Beyinle, sinirle ilgili tüm sıkıntılarınız, rahatsızlıklarınız. Çünkü beynimiz öyle bir organ ki bütün vücudumuzu etki ediyor. Her şeyin başlangıcı orada. Dolayısıyla bir WhatsApp numaramız var ki artık cep telefonlarınızda kayıtlı biliyorum. 0090 505 756 0273 505 756 0273 nolu numaramıza Hemen şu dakikadan itibaren sorularınızı gönderiniz. Hakan hocam, şimdi öyle bir terapi formu geliştirildi ki diyor siz de az önce yayından önce bahsettiniz. Radyo cerrahi diye bir yöntem var. Bu tedavi evet. yöntemi ameliyatsız bir yöntemmiş. Şimdi sizden bir dinleyelim. Nedir bu radyo cerrahi? İnşallah bir umut olsun beyin rahatsızlığı geçirenler için. Şöyle radyo cerrahi dediğim şey aslında radyasyonla cerrahi kombin eden bir sistem. Yani hmm. biz açık cerrahide nasıl bir bistüriyle, bir bıçakla bir işlem yapıp bir lezyonu çıkartıyorsak bunu aslında radyasyon aracılığıyla yapıyoruz hmm. ve açık bir cerrahi yok, bir kesi yok, bir kanama yok. Radyasyon Zır... dediğimiz bir ışın değil mi o? Işın hocam? tedavisi Işın ama tedavisi. bizim klasik ışın tedavilerinde radyasyonun yan etkilerinden kaçınmak için. Biz bunu işte 10 gün, 20 günlük ara ara dozlarla verilirdi. Hmm. Halen de yapılıyor birçok hastalıkta. Ama radyo cerrahi yönteminin en önemli avantajı yüksek dozu bir oda tek seferde vermek ve bunu yaparken de çevredeki kritik dokuları korumak. Hmm. Bu sayede radyo cerrahi ile radyo farkı aslında biraz böyle ortaya çıkıyor. Birinde bir, en fazla üç ya da beş seferde yüksek dozu aralıklarla veriyoruz. Radyo terapide daha uzun tedavi veriyoruz. Ama bunun iyi yanı nedir derseniz hı hı. beyin dokusunu veya diğer kritik normal dokuları koruma oranı çok daha yüksek. Ve hı. E, çok kritik yerleşimdeki ameliyatla ulaşımın çok çok zor olduğu yerdeki ciddi hastalıkları günü birlik sabah gelip akşam evine gideceği şekilde e, ağrısız sızsız tedavi etme şansımız var. Günü birlik diyorsunuz yani ameliyata gerek olan mesela diyelim ki bir hasta var. Ama günü birlik geliyor, hatta yatmadan bile bir gece Kesinlikle. hastanede bu radyo cerrahi terapisini alarak eve mi gidiyor? Evet. Allah Allah, ya inanılmaz bir şey gerçekten. E, çığır açıyorsunuz esasında değil mi? Siz tıp doktorları olarak hocam, inşallah daha da ilerlesin tıp ki e, böyle beyin hastalıkları, çünkü çok önemli hastalıklar var beyinden gelen bunların önüne geçebilelim. Şimdi radyo cerrahi diyoruz ya sanki yine bir cerrahi bir operasyon evet. varmış gibi. Niye terimi böyle? Çünkü işte cerrahide bizim amacımız normal dokuyu koruyup diyelim ki bir tümör var. Sadece o tümöre dokunup normal dokuyu koruyup çıkartmak. Hı hı. Bunu cerrahiyle başarabiliyoruz. Ama radyasyonda bunu çok kolay değildi. Hı. Bunu bu şekilde tanımlıyoruz. Yani cerrahi yapar gibi, elinize bıçak varmış gibi. Bunu radyasyonla tedavi ediyorsunuz. Peki, Ama nasıl? ortada cerrahi yok. Ortada cerrahi yok, Hayır. bir kesi yok, kanama Hiç, yok, hiçbir, kesi, şey yok. Kanama, hiçbir şey yok. Peki nasıl oluyor? Mesela bir odaya mı götürüyorsunuz hastayı? Karanlık mı oluyor? Evet. Şimdi burada en önemli şey e, bu lezyonun saptanması, yerinin net olarak bilinmesi. Çünkü kapalı bir kutuya bir radyasyon gönderiyoruz Lezyon ve doğru hedefi bulmalı. Hocam? Lezyonu biraz sonra detayları konuşalım. Bu bir tümör olabilir, ha. bir damar hastalığı olabilir. Tamamen normal gözüken bir beyin dokusunda hastalığı tetikleyen bir alan olabilir. Evet. Ondan sonra birçok hastalıkta kullanabiliyoruz. Onu tespit ediyorsunuz baştan. Baştan ki. tanımızı koyduk, tespitimizi yaptık. Ondan sonra bu sisteme hastanın girebilmesi için bizim... Bunun koordinatlarının yerini tam bilmemiz lazım. Hmm. Bunun için de tek bu işlemin hani invaziv dediğimiz veya girişimsel kısmı lokal anestezi altında. Yani nasıl diş çektiriyorsak bir lokal anestezi yapılıyorsa başımızı dört yerden uyuşturuyoruz. Ve bir çerçeve takıyoruz. Hmm. Vidayla tutturuyoruz bu çerçevenin oynaması hmm. gerekiyor. Ve bu çerçeve aslında bir cetvel. Hmm. Hasta bu cetvelle bu çerçeveyle MR'a girdikten sonra MR'da onun üzerindeki işaretler bize Koordinat olarak lezyonun sayısal tam yerini söylüyor. Evet. Ondan sonra da biz bilgisayarda bir programlama yapıyoruz ve bu cihaza diyoruz ki şu bölgeye şu dozu şöyle uygula. Hı hı. Ondan sonra hastamız yattığı yerde bir kapalı bir ortamda da olabilir veya başka tekniklerde bir robot aracılığıyla da olabilir. Evet. Yarım saat 20 dakika veya bir saat lezyonun yerine büyüklüğüne vereceğimiz doza göre yatıyor. Birkaç saat ünitemizde dinlendiriyoruz sonra evine gidiyor. Allah Allah bir şey Bu hissediyor mu ki şu anda? İşlem esnasında hiçbir şey hissetmiyor. Hmm. Ondan sonra daha sonra da MR takiplerini alıyoruz. Çünkü radyasyonu şu anda verdik ve bugün etkisi bitmiyor. Hmm. O dokuda radyasyonun haftalarca, aylarca, yıllarca süren etkisi var. Hmm. Ve tümörün veya lezyonun çeşidine göre tamamen yok edebilir. Küçültebilir ya da en önemlisi büyümesini durdurabilir. Evet. büyümüyorsa biz hastayı çok çok önemli bir ameliyattan kurtarmış oluyoruz. Küçültüyorsak hastanın şikayetlerini geçirebiliyoruz. Evet. Buna benzer bir yöntem. 20-30 yıldır aslında kullanılan bir yöntem ama gelişen teknolojiyle beraber hem başarı oranları hem uygulanabilirliği arttı. Evet. Ve Türkiye'de de işte biz Gazi Üniversitesi'nde 2005 yılında yani açılan ikinci merkezde yapıyoruz. Yeni teknolojileri evet. 6-7 yılda bir yeniliyoruz. Şimdi en son teknoloji cihazımızı yine aldık. Ne güzel. Gazi Üniversitesi sonra Hastanesi her konuda öncülük yapıyor. Bu anlamda da yöneticilerimiz sağ olsun. Öncülük yani yaptım. vizyonları sağ olsun. açık. Arkadaşlar çok selamlar, sevgiler. Ee, bizlere bu konuda destek oluyorlar ve... Evet. Ülkenin dört bir yanından hastalarımıza burada şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Ne mutlu. Sevgili seyircilerimiz görüyorsunuz ki beyin hastalıklarına karşı bir terapi var ki radyo cerrahi deniyor ve ameliyatsız beyin tümörlerinden kurtulabiliyorsunuz. Daha ne olsun daha ne yapalım size bilemiyorum. Hemen sorularınızı bize gönderin. 0090 505 756 0273 her yerden bekliyoruz mesajlarınızı. Efendim bu değerli hocamızı bulmuşken de tabii ki çok fazla sayıda sorularımız gelecektir. Peki Avantajları nedir? Mesela bir ameliyata göre, hani ameliyatta derler ya önce açarız, bakarız, duruma göre değerlendiririz. Bu daha mı az riskli? Nasıldır avantaj Şimdi olarak? şöyle, yani bazı ameliyatlar vardır. Gerçekten çok risklidir. Bazıları çok yüksek riskli değildir. Hı Işın e, tedavisinde bizim, ya radyo cerrahide bizim tercih ettiğimiz e, lezyonlar veya tümörlerle konuşacaksak, başka hastalıkları da konuşalım. Genelde 3 santimden küçük ve kritik bölgede olanlar. Kritik hı hı. bölge demek şu, yani... Beyinde bazı sessiz alanlar var. Bu bölgede yapacağınız cerrahilerde çok ciddi bir risk yok aslında. Hı. Ama beynin altında yer alan, beyni besleyen damarları sarmış veya vücutta önemli fonksiyonları yürüten sinirlerin içinde, arasında olan tümörlerde evet. ne kadar iyi cerrahi yaparsanız yapın, riskler yüksek. Ama bunda böyle bir şey yok. Tümörü dondurabilirsiniz, küçültebilirsiniz. Hı hı. Dolayısıyla açık cerrahiye göre riskiniz çok düşük. Evet. Ama tabii ki hasta. Hastalık ve hastaya göre bunlar değişir. Biz bunları hastamız geldiği zaman bazen diyoruz ki sizin için aslında radyo cerrahi çok iyi değil. Açık cerrahi sizin için daha avantajlı. Hı hı. Ya da cerrahiyle bunu kombine edebiliyoruz. Ne demek? Cerrahi aldınız, büyükçe bir tümörünüz var. Evet. Bu tümörün çok riskli kısımlarını bırakabilirsiniz. Hastanın yaşam kalitesini korumak, hastada herhangi bir yan etki, sakatlık oluşturmamak için. Hı hı. Kalan küçük kısmı ameliyattan 3-6 ay, 1 yıl sonra bu tedaviyi alıp dondurabilirsiniz. Komle de edebiliyoruz. Evet, Çünkü harika. artık günümüzde sadece yaşam süresi değil, hepimiz yaşam kalitesinin peşindeyiz. Aynen öyle hocam. Şimdi nasıl daha iyi yaşarız? Daha uzun daha ve yaşarız? daha iyi. Yani 20-30 yıl önce biz cerrahlar açısından bir tümörü başarıyla çıkartıp hastayı yaşatıyor olmak bir başarıydı. Evet. Biz bugün başka bir şey konuşuyoruz. Hastada en etkiyi en az nasıl oluşturabiliriz? Hastanın yaşam kalitesini koruyarak bu tedavileri nasıl yapabiliriz? Evet. İşte bu Yeni teknolojiler bize bu avantajı sağlıyor gerçekten. Peki sorularımız gelmeye başlamış sevgili seyircilerimizden. E, Merhabalar demiş. Teşekkür ediyoruz. Radyo cerrahi tedavisi aldım diyor. Bu tedavi sonrası yemek düzenim nasıl olmalı? Evet, güzel bir soru. Şimdi bu tedavilerin aslında iyi yanlarından biri de şu. Biz bu tedaviden sonra hastamıza diyoruz ki yemenize içmenize dikkat edeceğiniz bir şey yok. Bizden kaynaklı. O ne güzel. Kullanacağınız ilaçlarda herhangi bir değişiklik yok. Diş Hı -hı. çektirebilirsiniz. Ameliyatınızı olabilirsiniz. Hı hı. E, bu tümörü bilmeden önce nasıl yaşıyorduysanız bu hastalığı ışın tedavisinden daha cücelerden sonra da aynı şekilde yaşayabilirsiniz. Evet. Hiçbir kısıtlamaya gitmiyoruz. Harika. İyi yayınlar dilemiş teşekkür ediyoruz sevgili seyircimize. Radyo cerrahi tedavisi oldum ama bu tedavi için kaç seans devam etmeliyim bilmiyorum demiş. E, kaç seans sürüyor hocam? Şimdi radyo cerrahi dediğim şey aslında klasik olarak bir seanstır. Hı. O yüzden radyo cerrahi denir. Tek seanstır. Evet. Ama bu yöntemi geliştirmek adına, güvenliği arttırmak adına ve biraz daha büyük e, hedeflere ışın verebilmek adına 3 ya da 5 e, seansa çıkabiliriz. Hı hı. Standartlarda takip altında bir hasta bir kere aldıysa ve takiplerinde tümörü büyümüyorsa, hastalığı tedavi kontrol altında gözüküyorsa o zaman ikinciye gerek yok. Peki. Merhabalar Aslı Hanım. İyi yayınlar dilemiş teşekkür ediyoruz sevgili seyircimize. Radyo cerrahide radyasyon alıyoruz. Bunun ileride başka bir hastalık oluşturma riski var mı demiş radyasyon. Ee, çok güzel bir soru oldu. Ben evet. Bunu da anlatmam gerekiyor. Şimdi bu tedavinin en iyi yanı bu cihazların radyasyon uyguladığı alandan sonra çünkü radyasyon aslında bir dalga gibi. Yani Hı -hı. denize attığınız bir taş var. Bu taş ilk başta büyük bir dalga yaratıyor. Sonra giderek bu dalgalar küçülüyor. Evet. Ne kadar merkezden uzaksa o kadar küçülüyor. Bu cihazların en önemli yanı bu bahsettiğimiz radyasyonu hedefte tutup normal dokudaki radyasyonu çok aza indirmek. Hmm. Dolayısıyla bu tedavilerde pratik olarak radyasyona bağlı ikinci bir hastalık Radyasyon aldığı için vücudun başka bir yerinde tümör, böyle bir şey söz konusu değil. Yani kaş yapalım derken göz çıkartmayalım meselesi burada demek ki öyle evet. nokta atışı radyasyon nokta atışı veriyorsunuz. Yapıyoruz. Yani evet. şu, şu noktada bir şey var oraya sadece diğer bölgeleri kapatarak. Gelmiyor. Yani Bizim bu tedavide mesela hasta içeri girdiği zaman hı hı. E, boynun altındaki radyasyon miktarı son derece düşük. Hiç yani sayılmayacak derecede, önemsenmeyecek derecede. Bu teknolojilerin hı. hepsi bu güvenliği arttırmak için yapılıyor. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki insanın şöyle bir radyo cerrahi terapisi alası <laughs> geliyor. İnanılmaz. Ee, çok da anlayışlı bir şekilde, anlaşılır bir şekilde anlatıyorsunuz. ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar edeyim. dilemiş sevgili seyircimiz. Ee, radyo cerrahi işlemi aldım bir seans diyor. Bunun sonrasında oluşacak bir yan etkisi olabilir mi? Çok düşük ihtimal dediğim evet. gibi. Yani evet. e, bu oranları biz binde birlerle ölçüyoruz ki çok büyük kısmı da geçicidir. Dolayısıyla... Çok büyük bir sıkıntı çıkacağını asla düşünmüyorum. Evet. Çünkü yeni bir konu olduğu için yeni bir terapi yöntemi. insanların tabii ki tekrar tekrar soruyorlar. E, haklılar da Kesinlikle. tam halk arasında duyul, bir tabii. duyum alıyoruz ama ne kadar doğru, doğru sizden öğreneceğiz hocam. Merhabalar demiş. Radyo cerrahi hangi alanlarda kullanılabilir ve bunu yaptırmak istesem nereye gitmeliyim diyor. Sizin şikayetiniz nedir acaba? Yazın bize şikayetlerinizi. Hemen hocamıza soralım hangi alanlarda radyo cerrahi kullanılıyor? Şimdi radyo cerrahi tanımı aslında doğrudan... Beyin bir beyin cerrahının, İsveçli Lexel'in ürettiği bir tanımdır ve ilk üretilen cihaz da Gamma Knife'tır ve Hı -hı. beyin için hazırlanmıştır. Evet. Giderek bu teknoloji geliştikten sonra radyo cerrahi konsepti diğer dokularda da uygulanmak üzere bütün cihazlar kendilerini bunu adapte etmeye çalıştı. Hı -hı. E, aslında radyo cerrahilerimiz daha çok kafa içi yani Gamma Knife dediğimiz cihaz mesela bizim kullandığımız sadece kafa içi lezyonlarda. Hı -hı. Ama şu anda omurga tümörlerinde, karaciğerde e, ee, vücudun başka oran, organlarında da radyo cerrahi yapan başka cihazlar var. Hmm, yani tümör diyelim ki karaciğerimizde Karaciğerde bir cihaz var. Yapılabilir. Evet. Yani bunu da CyberKnife gibi veya yeni nesil radyoterapi cihazlarına eklenen bir takım aparatlarla radyo cerrahi şeklinde uygulamak mümkün. Hmm. Ama hani ben beyin cerrahi olarak ağırlıklı olarak kafa içindeki radyo cerrahiden bahsediyorum. Tabii. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Oğlum epilepsi hastası. Çok geçmiş olsun. 24 yaşında diyor. Radyo cerrahi epilepsi için kullanılabilir mi? Şöyle kullanılabilir. Şimdi epilepsi rahatsızlığında hastaların %75-80'i ilaçla kontrol altına alınıyor. Hı hı. Alınamayan bir %20'lik değişen oranlarda bir grup var. Bu oranlarda cerrahinin bir yeri var. Cerrahi ile beraber de küçük bir grupta radyo cerrahinin yeri var. Yani bu epilepsiyi odak, e, tetikleyen odak belliyse, ve bu odak cerrahi olarak ulaşılamıyorsa burada radyo cerrahinin yeri var. Hı hı. Ama buradaki radyo cerrahi atıyorum bugüne kadar biz 1 milyon tümör tedavi ettiysek radyo cerrahiyle dünyada epilepsiyle tedavi eden hasta sayısı 150-200'dür. Niye o kadar çok düşük? Çok yaygın bir tecrübe yok çünkü hı. aday hastalarda cerrahi daha güvenli görülüyor. Hı. Ve epilepsi için standartlarımız çok net değil. Ama bir gerçek var. Hani biz bu hastaları eğer cerrahi önerilmediyse görmek istiyoruz çünkü bir şans verebiliriz. Evet. İnşallah, i̇nşallah sizin de evladınız yine sağlığına kavuşsun sevgili seyircimiz. Merhabalar diyor. Eşime metastatik beyin tümörü var dendi. Acaba radyo cerrahi bu durumda yararlı olur mu? Metastaz, beyin tümörü herhalde fazla çok fazla? Çok yararlı olur. Ha, yani yani mi? Bizim radyo cerrahi de en çok uyguladığımız hastalıklardan biri metastazlar. Aha. Şimdi beyin metastazları dediğimiz şey vücuttaki bir kanserin beyne yayılmış hali. Hı hı. Bunlar da... Büyük tümörlerde ameliyat ediyoruz ama küçük olduğu zaman bunları ameliyat etmeye gerek yok. Radyoterapi veriyorduk. Evet. Şimdi radyo terapi sağlam beyin dokusunun da aldığı bir takım dozlardan dolayı yan etkiler yaşıyoruz. Hmm. Ama eğer tümör çok büyük değilse, çok çok büyük sayıda değilse, mesela ondan daha azsa, biz bu hastalarda radyo cerrahi uygulamayı tercih ediyoruz. Hem çok etkili, evet. hem de bir günde tedavisini alacak veya iki günde üç günde hem de yan etkiyi az yaşayacak. O Ay yüzden bir e, yani radyasyon okulu veya radyo yapılan bir merkezde görüşmesinde fayda var. Kesinlikle. Bu İnşallah şifa olsun İnşallah. diyelim. Eşiniz için çok çok geçmişler olsun. Merhabalar diyor. Kemoterapi ve radyo cerrahi bir arada, bir arada yapılabilir mi? Yoksa sonrasında yapılabilir. mı yapılıyor? Hayır yapılabilir. Hı hı. Biz mesela bir kanser alan bir hastamızda beyin tümürü var. Hasta kemoterapisini alırken o gün arada bize geliyor ışınla alıyor. Ve devam edebiliyor. Hı. Hiçbir çakışma veya bir sıkıntısı olmuyor. Çok da konforlu bir tedavi. Esasında ona bayıldım yani. Evet. evet. Süreci güzel, konforlu hem de sonuçları güzeldi. hanım evet. olsun. Hocam iyi günler demiş. Çokça kahve tüketiyorum. Bu beyin sağlığımı etkiler mi? Ne güzel bir soru. Bazılarımız çok çay kahve tüketiyor gerçekten. Beyin sağlığımız için nasıl bir etkisi var? Yani şöyle kahve beyni yararlıdır zarardır noktasında hiçbir şey. Net bir şey ortada yok Evet. ama bir tek şey var her zaman söylediğimiz her şeyin azı karar çoğu zarar, zarar. dolayısıyla hani beynine zarar olmasa bile midesine zarar olabilir yani Değil mi? ama hani kahve içtiği için beyin hastalığı olur mu öyle bir şeyimiz yok. Her şeyin dozunda zaten e, Aynen güzel oluyor. Öyle. Merhabalar diyor bu tedaviden sonra diş çekimi yaptırabilir miyim? Yaptırabilirler. Yaptırabilirsiniz hiç, hiç sıkıntı hiç yok. Sormadan hatta diş hekimine bu tedaviden bahsetmeden de. E, tedavi alabilirler. Hayatımıza esasında normal bir şekilde devam ediyoruz. Hiçbir kısıtlama yok. Ertesi gün işe gidecek. Yani Aynen. beyin tümörünü tedavi alıp ertesi gün işe gidiyor. Yani. Ne yani. güzel bir şey. Vallahi çok mutluyum böyle bir program yaptığım için. İnşallah şifa olsun. Duymayanlar da duysun. Radyo cerrahisini, beyin tümörlerinde çok güzel bir tedavi yöntemi efendim. Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu işlemi zaten yaptırabiliyorsunuz hemencecik. Efendim demiş ki tomografide diyor hocam beyin tümörü veya kisti bilgisayarlı tomografide çıkar mı? Yani tomografi kesin sonuç verir mi? Şimdi tomografi e, kesin sonuç şöyle verir şöyle vermez. Büyük lezyonu bazı lezyonları tomografide görmek çok mümkün. Ama biz beynin içinde bir hastalık var mı net görmemiz için MR tomografiden daha üstündür. Hmm. Tomografi artık daha çok acil durumlarda ve daha kolay ulaşabileceğimiz durumlarda tercih ediyoruz. Ama ben bugün beyinde bir hastalık var mı bakmak istiyorsam MR çektirmek zorundayım. MR daha net gösterir Kesinlikle. değil mi? Hocam merhaba diyor. Benim beynimin sol tarafında araknoid kist varmış. Bir santim civarındaydı. En son yüzümün sol tarafında uyuşma, başımın sol tarafında aşırı basınç ve ağrı, ara ara bulantım oluyor. Bu ameliyat edilebilir mi? Hocam size gelsem, bana yardımcı olursanız çok memnun olurum. Bir de radyo cerrahi gibi bir durumda etki eder mi diyor. Şimdi bir santimlik araknoid kisti varsa bu hastalığı unutsun. Nasıl yani? Bir santimlik araknoid kist dediğim şey aslında hı hı. anne karnında Beynimizin gelişimi sırasında beyin zarlarımız var ve beynimizin içinde çevresinde gezen bir su var. Evet. Bu su bir zar veya bir yere hapsoluyor ve artık oradan çıkamıyor. Hı. Beyin gelişirken onun çevresinde gelişiyor. Ve biz bir MR tomografi çektiğimiz zaman orada normalde olması gereken beyindeki suyun bir alanda hapsolduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu aslında bir varyasyon. Bir santimlik bir araknoid kit bizim açımızdan yok kabul edilmelidir. Hı, önemli değil yani ama nerede olduğu önemi var mı? Bir santim için yok. Ha. Ama bazen bunlar gerçekten büyük oluyor Hı -hı. ve eğer şikayet oluşturuyorsa yani büyük bir kist var efendim söyleyeyim görme kaybı yapıyor şiddetli baş ağrısı yapıyor kusma yapıyor güç kaybı yapıyor o zaman evet bunlara müdahale ediyoruz Hı -hı. ama bir santimlik bir araknüt kist kolay kolay bir şikayet oluşturmaz ve Hastamızın şikayetleri için biz başka sebepler aramalıyız. Hmm, başka sebep olabilir yani. Evet. Yine radyo cerrahi de uygulanabilir yok, belki. Ya, Gerek uygulanmaz yok. çünkü hani bir tümör de değil, bir hmm. patoloji de değil. yani Bir hastalık değil. Anladım. Yine efendim bir seyircimiz diyor ki benim annem anevrizmadan kaynaklı olarak vefat etti. Anevrizma genetik diyorlar. Ben MR çektirdim. Anevrizma çıkmadı ama normal MR'da anevrizma çıkmaz diyorlar. Benim MR anjiyografide çektirmem gerekiyor mu? Nedir hocam anevrizma? Şimdi anevrizma bizim vücuttaki aslında bütün damarlarda olabilecek bir e, baloncuk aslında. Hmm. Yani damarın dallanma bölgesinde basınca bağlı olabilir, genetik olabilir, işte çok sigara içenlerde olabilir. Hmm. Bir şekilde damar duvarındaki bir zayıf noktadan damarın balon şeklinde genişlemesi. Sigaranın sağ yine sağlığa zararları görüyorsunuz. Bir i̇şte baloncuk oluşuyor beyinde sigara içersek. Evet devam. Burada e, bunların kanamaları ölümcül veya ciddi hasarlar bırakabiliyor. Hı hı. Bu durumda biz bunları ameliyat edip işte bu baloncuğu dolaşım dışına çıkarıyoruz. Şimdi genetik özellik şöyle: e, hastamızın burada yaşı önemli evet. ve ailesinde her anevrizma olan da biz beyin ile taramaya gitmiyoruz. Hı. Onu söyleyebilirim. E, beyin emarı 5 milimetreye kadar olan anevrizmaları veya 3'e 4e kadar olanı atlayabilir ama çoğunu görebiliyoruz. Hastamızın baş ağrısı şikayeti varsa hı hı. E, çok bunu ben Kafama taktım diyorsa beynim var anjiyo yaptırabilir. Evet. Ama normal şartlarda bir annede bir babada e, anevizma çıktığı için böyle bir tarama yöntemimiz açıkçası yok. Yok. Ama hani... Yaş da önemli. Çünkü Aha. biz anevrizmaları genelde işte 50 yaş üstünde görmeye başlıyoruz. Sıklıkla gençlerde olabilir. Ama hani yaş gençse mesela bunun peşine çok düşmesine de gerek yok. Ama illa içini de kemiriyorsa bu dert bir MR çektir evet. diyor hocamız. Peki. Merhabalar 28 yaşındayım. Ortaokuldayken diyor beynimin sol tarafında yağ bezesi görülmüştü. Tekrar 6 ay sonra MR çekildiğinde doktor büyüme yapmadığını ve tekrar MR çekilmesine gerek olmadığını söyledi. Ve radyasyona çok yaklaşmasının dediği... Çok yaklaşmasın. Ha demiş. Radyasyona çok yaklaşmasın demiş. Ama şu an her yerde radyasyon var. Ben tekrar MR çekilmedim. Bu yağ bezesi büyüme yapmış mıdır ya da tehlikeli olmuş mudur? Şimdi burada benim verebileceğim en yanlış bilgi hastamızın söylediği yağ bezesi üzerinden yapacağım yorum olur. Hı hı. Şimdi beyinde bazen yine doğumsal küçük yağ içerikli gerçek tümörü olmayan ya gerçekten yağ bezesi şeklinde lezyonlar vardır. Bunlar kolay kolay büyümez. Hı hı. Şikayet oluşturmaz. Ama bir de ee, ya yağ içerikli bazı tümörler vardır. Bunu biz yanlış bize şu an aktarıyorsa veya doktorla iletişimde bir sıkıntı varsa bunlar büyümeye devam eder. Hı hı. O yüzden de e, ben hani ya eski doktorla görüşmesini ya da bir yeni doktorla görüşmesini tavsiye ederim. Yeni bir MR Emin çektirsin adına. mi? Çünkü ortaokuldayken diyor şu anki yaşı 28 yaşında. Bir doktorla görsünler. Bir doktorla görüşsünler. E İkincisi bizim çevreden aldığımız radyasyon. Hı hı. Bizim bahsettiğimiz radyasyonla verdiğimiz tedavilere göre önemsenmeyecek düzeydedir. Evet. evet birikiyor. Yani ama yapacak bir şey yok. Cep telefonumuz var, televizyonumuz var. Ortamın her yerinde her elektrik cihazından bir radyasyon var. Dolayısıyla Hı. modern dünyada bunun içinde yaşıyoruz. Mesela cep telefonlarımız bazen yastığın altında tutabiliyoruz cep telefonları. Nasıl bir radyasyon? Beynimize mesela beyin tümörü yaratır diye ben bir şey okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi Avrupa'da özellikle yapılan büyük çalışmalar var. Yani bunlar bir öncesine kadar çok ciddi bir ilişki bulamadı. Ama sonuçta e, sürekli başınızın yanında bir radyasyon yani cihazla yatmak da çok sağlıklı değil. Uçak yani, modunu alsak? E, uçak moduna da alabilirsiniz. Bir telefon yanınızda durmak zorunda değil. Evet. Yani, Alarmımızı kuruyoruz da hocam o yüzden ya soruyorum. Ben şöyle ben <laughs> e, tıp fakültesine girdiğimden beri cep telefonum açık yanımda yatıyorum. Hep bir kol uzaklığında. Gece ha, acil bir şu oluyor, bu oluyor. Ama ee, sonuçta en azından bir kol mesafesine koyun ya da aslında uzağa koyarsanız daha kolay kalkarsınız mecbur. Hemen şifre kalkarsınız <laughs> kalkamayanlar için güzel bir tüyo oldu bu hocam. Mecbur kalkacak. Ee, bir 10 dakika daha erteleyenler var çünkü ertelemeyin uzağa koyun diyor sevgili hocamız. Peki merhabalar demiş radyo cerrahi cerrahi operasyon öncesinde ve sonrasında uygulamak mümkün müdür? İyi yayınlar diyor. Ee, öncesinde çok standart uyguladığımız bir şey değil ama Hı -hı. bazı çalışmalarda başladı. Öncesinde evet. şu olabilir, biz lezyonu radyo cerrahiye uygun görmüşüzdür ve başarılı olamamışızdır. Çünkü hiçbir tedavi %100 garanti vermez. O zaman cerrahi şansı var bu hastamızın. Ama radyo cerrahi, cerrahi sonrası giderek daha çok kullanıyoruz. İki sebepten, bir mesela bu metastazlarda biz ameliyat dahi etsek, o bölgeye tekrar bir radyasyon veriyoruz ki ameliyattan sonra Hı -hı. tekrarlamasın. Bir de biraz önce bahsettiğim gibi çok kritik yerleşimdeki tümörlerde hastanın... E, ameliyata bağlı risklerini azaltmak için tümörün büyük bir kısmını çıkarıp kalan kısmı radyo cerrahiye, gamma knife'a, cyber knife'a bırakabiliyoruz. Evet yani paralel olarak da götürülebilir evet, evet. bu tedavi. Zaten güzelliği de o ve Aynen radyo cerrahinin hiçbir yan etkisi olmaması da efendim bu işin cabası. Hocam çok kısa bir araya gidiyoruz sevgili seyircilerimiz. Sizin de beyinle ilgili her türlü sıkıntınız varsa efendim bize sorularınızı yönlendirin. WhatsApp numaramız 0090 505 756 0273. Biliyorsunuz ki Avrupa'nın her yerine efendim yayınlarımız aktarılıyor. Dünyanın her yerinden de izleniyoruz. Çok teşekkür ederiz bu yoğun ilgiden dolayı. Mesajlarınızı ben bekliyorum şimdi. Beyinle ilgili tüm sorularınızı siz yöneltin. Biz o arada hemen bir dakikalık bir araya gidip hemen geri dönüyoruz. çok kısa bir aranın ardından yine buradayız efendim. Canlı yayında sizin sorularınızın cevabı bu programda. Ve evet, beyin cerrahımız burada efendim. Beyin ve sinir cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Hakan Emmez sorularınızı yanıtlıyor. Beyinle ilgili tüm sıkıntılarınız bu. Tümör olabilir, beyin rahatsızlıkları olabilir. Her türlü sıkıntınız hatta soracağım birazdan psikolojik rahatsızlıklara bile iyi gelen bir tedavi varmış ki onun adı radyo cerrahi. Hem de ameliyatsız, kesisiz, kanamasız, Böyle bir şey var mı? Var. İşte güzellikleri sizinle paylaşıyoruz. İyi ki bu programı yapıyoruz. 0095-105-756-0273 WhatsApp numaramız. Hemen sorularınızı gönderiniz. Hocam sorularımız da birikti. Hemen devam edeyim istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Sertan Kranşal ismi. Annem sürekli beynim yanıyor diyor. Kafasının tam tepesini gösterip ateş gibi olduğunu söylüyor. Bu durum günlük yaşantısını engelliyor. Annem 66 yaşında. Tansiyonu 14'e 9 demiş. Sertan Kıranşal, tüm Kıranşal ailesine Sertan Bey e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Hocam bu nasıl belirtiler? Şu anki belirti bizde çok korku uyandıracak bir şey değil. Birçok hastamızda duyduğumuz bir şey bu. Evet. Bu durumda bir nörolog arkadaşımız nörolojik muayenesini yapacak. İyi bari. Bir sorun saptarsa tepkike evet. gidecek, bir sorun saptamazsa ilaçlarla çözülebilecek problem Tansiyonu vardır. yani biraz regüle Tansiyon etsinler. da biraz düşebilir ama Sertan dediğim Bey, gibi muayene çok önemli burada. İçimizi ferah tutun. Önce nörolojiye gitmesinde evet. fayda olabilir bu hastanın. Harika. Peki hocam esasında biz beynimizle ilgili bir sorun olduğunu nasıl anlayacağız? Çünkü bazılarımız doktora gitmekten çekiniyor. Hele <laughs> ki MR çekilecek, işte bir şey çıkacak diye böyle bir korku oluşuyor. Hangi alarm durumunda, hangi fark ettiğimiz belirtilerde biz bir beyin cerrahına gitmeliyiz veya bir nöroloğa? Şöyle yani en bizim hastalarımızla beyinle ilgili sıkıntılarda en önemli semptom baş ağrısıdır. Baş ağrısı. Ama bu baş ağrısı ben 10 yıldır çektiğim baş ağrısı gibi değildir. Hı hı. Yani hasta son aylarda, son haftalarda hiç bugüne kadar yaşamadığı tarzda baş ağrıları yaşıyordur. Daha mı şiddetli? Daha şiddetlidir veya hiç böyle bir şey yaşamadım der. Hı. Yani hepimizin yaşadığı baş ağrıları vardır. Benim de vardır, sizin de vardır. Evet. Siz bunu yıllar içinde zaten siz bunu biliyorsunuzdur. Ama farklı tipte bir baş ağrısı, farklı lokalizasyonda daha şiddetli, hı hı. sabahları bunun fazla olması ve buna eklenen bulantı, kusma olabilir, görme bozukluğu olabilir. E, vücudun bir tarafında güç kaybı, uyuşma, beceriksizlik, dengesizlik, hı. daha çok hasta yakınlarının fark ettiği dalgınlık, e, unutkanlık, ciddi unutkanlık yakınlarının hı. fark ettiği isimlendirememe ve işte epilepsi tarzı, nöbet tarzı şeyler bizim için çok ciddi uyarılardır. Peki sinsi ilerleyebilir mi bir beyin tümörü mesela iyi huyluysa hiçbir şey anlamadım ya hayatımı normal devam ettiriyorum ama beyin tümörüm var. Böyle bir şey tespit edilebilir mi? Çok büyük oranda zaten sinsi ilerleyen iyi huylu tümörler görürüz. Hmm. Bu aslında şey gibi yani bardak doluyor doluyor yıllar içinde biz farkında değiliz ama taşmaya başladığı zaman uyanıyoruz. Bu taşma bir işitme kaybı olabilir, yüz felci olabilir dengesizlik olabilir, felç olabilir. İyi huylu tümörler genelde bu şekilde sinsi ilerler ve çoğunlukla da ya tesadüf görüyoruz ya da artık hakikaten Semptom vermeye başladığı zaman ortaya evet. çıkan şeyler. Peki merhabalar diyor sevgili seyircimiz. Birkaç gün önce sabah aniden uyandığımda 20-30 saniye kadar çift görme sorunu yaşadım. Sonrasında tekrarlamadı. Ancak sağlık kaygılarım olduğu için nöroloji uzmanına muayene oldum diyor. %99 bir şey olmadığını söyledi ve difüzyon MR çektirdim. Normalde bunun damar tıkanıklığı için çekildiğini söyledi ama tümör olsa gözükür müydü acaba diyor. Şimdi... Kısa süren semptomlarda bizi en çok düşündüren şey... ...bir pıhtı atması veya beyinde bir damar tıkanıklığıdır. Ve difüzyon emar aslında en güzel bunu gösterir. Yani doktor arkadaşımızın yaptığı şey... En sık görülebilecek tanıyı atlamak adına yapmış. Hı. Ama önemli bir tümör olsaydı veya ciddi bir şey olsaydı difüzyon var bunu gösterirdi. Evet. Yani çift görüyormuş mesela 30 saniye boyunca kişi korkmuş da olabilir. Hemen kendi aslında doktora gitmiş, hastaneye gitmiş çok da doğru yapmışsınız. Çift görme mesela olabilir mi beyin hastalıklarında? Beyin tümörlerinde çift görme şikayeti olur. Olur. Hı hı. Peki çok geçmiş olsun diyelim. Selam bu tedavi diyor e, Takayasu artritiz içinde uygulana... Uygulanabiliyor maalesef, mu? uygulayamıyoruz. Nedir takaya su? Aslında bir romatizmal hastalık gibi bir şey. Yani hmm. hastaların e, kendi dokularına karşı oluşturmuş olduğu bir takım reaksiyona bağlı ortaya çıkan bir damar hastalığı. Ama hmm. onu da maalesef uygulayamıyoruz. Peki selamün aleyküm demiş. Aleyküm selam teşekkür ediyoruz. Oğlumu Almanya'da bir futbol akademisine verdik. Boyu uzun olduğu için kafa vuruşu yapıyor sürekli. Geçen de idmanda çarpışmış diyor. Bu zamanla sıkıntı oluşturur mu? Aynı zamanda yine boksörler de öyle değil mi? Boks yapanlar. Aslında boksörlerde oluşan bir şey. Biraz hı hı. bu beynin degeneratif hastalıklarını tetiklediği konuşuluyor. Sık sık darbelerin ama hani futbolcularla ilgili böyle bir şey yok. Ama tabii ağır darbe alırsa yapacak bir şey yok. Evet. Meme kanseri için diyor hasta ameliyat oldu, kemoterapi, radyoterapi ve akıllı ilacı kabul etmiyor. Radyo cerrahi uygulanabilir mi? Ee, şöyle lezyonun yeri biraz ilişkili. Yani meme kanseri, hmm. kemikte tek bir metastaz varsa buna radyo cerrahi yapılabilir. Ama bu bölgeye cerrahi sonrası bir tedavi yapılacaksa radyo cerrahi uygun değil. O bölgenin geniş ışınlanması gerekiyor hmm. diye biliyorum. Peki, merhabalar demiş, teşekkür ediyoruz. MS hastalarında da kullanılır mı radyo cerrahi diyor? Maalesef onda da kullanamıyoruz. Hmm. MS'e de yani çok bir çare yok değil mi son yıllarda? Aslında Keşke... tabii şöyle, yani MS'in kendi içinde bir takım tipleri var. Hızlı ilerleyen, yavaş ilerleyen ama... Ee, bir takım interferon tedavileri, kortizon tedavileri de aslında iyi sonuçlar alınıyor. Nedir o tedavi az önce bahsettiğiniz hocam? Bu sonuçta bağışıklık sistemiyle ilişkili bir hastalık olduğu için hmm. bu bağışıklık sistemini düzenleyen, baskılayan tedaviler. Anladım. İyi yayınlar dileyen bir diğer seyircimiz, teşekkür ediyorum. 27 yaşında bir kızım var, psikiyatrik problemi var diyor. Radyo cerrahi ruh sağlığı hastalıklarında da kullanılır mı? Şimdi ruh, ruh sağlığı hastalıklarında aslında radyo cerrahinin başlangıcı ruh hastalıkları. Yani beyinde beyin cerrahisinin de aslında başlangıcında ruh hastalıkları var. Yani hastaların bu davranışları göstermesine sebep olan merkezler saptanmaya çalışıp o merkezlere tahribat yapılıyor. Şimdi bizim yaptığımız iş özellikle ve şu an hani kanıtlanmış olarak söyleyebileceğim obsesif kompulsif bozukluk. Yani evet. takıntı hastalığı olan, bundan dolayı yaşam kalitesi çok bozulan hastalarda hı hı. eğer psikiyatri bölümü biz her tür ilacı yeteri kadar süre, yeteri kadar dozda kullandık. Bunun bir takım kriterleri var ve biz artık bu hastada ilaçla ilerleme kaydedemiyoruz dediği hı hı. takdirde hastaları bize yönlendirebiliyor. Evet. Bu durumda biz beyinde bu hastalığa kaynak olan veya bu hastalığın ilerlemesine sebep olan merkezlerde radyasyonla oraya nokta atışı yapıp orada bir tahribat yaratıyoruz. Hı hı. Bunun sonucunda da hastalarda %50 ila 70'e varan oranda şikayetlerde gerileme, kaybolma ya da ilaca dirençliyken ilaçla kontrol altına alınma gibi başarılı sonuçlar alabiliyor. ne güzel. Yani psikiyatrik rahatsızlıklarda da radyo cerrahi terapisi işe yarıyor. yüzde %50-70 bile olsa evet. daha büyük oranda da evet. olabilir tabii. Ama değil hani mi? net söyleyeyim hani Hı -hı. şu anda bizim standart uyguladığımız obsesif kompulsif bozukluk. Yani kaygı bozukluğu kaygı değil mi? Bozukluğu evet. Bir şey diyebilirim ama diğer hastalıklar için e, henüz standart bir hale gelmedi. Peki sevgili seyircilerimiz çok sayıda mesaj alıyoruz sizlerden. Bize yazmaya devam edin. Sorularınızın cevapları bu programda 0090 505 756 0273 Hocam devam ediyorum. Çok Tabii fazla böyle. soru var çünkü. Otizmle ilgili radyo cerrahi kullanılır mı? Hayır. Hayır. Peki. Merhaba demiş. Annem akciğer kanseri. Çok geçmiş olsun. 74 yaşında radyo cerrahi hangi kanser türlerinde etkilidir ya da kullanılabilir? Radyo cerrahi aslında bütün kanser türlerinde etkilidir. Hı hı. Yani özellikle vücuttaki kanserlerin beyne sıçramış olanların hemen hepsinde kullanabiliriz. Bunda hiçbir şeyimiz yok. Beyin kaynaklı kanser tiplerinde e, önce normal ışın ve tedavisi radyoterapi ve kemoterapiden sonra eğer takiplerde küçük nüksler görürsek onda da kullanabiliriz. Ama sonuçta hemen hemen her kanser tipinde beyin için kullanırız. Ama dediğim gibi diğer cihazlarla radyo cerrahi başka kanserle içinde kullanılabilir. Evet. Şimdi kanser tedavisi için normalde kemoterapi uygulanıyor değil mi? Şimdi arasındaki farkı kısa açıklayabilir misiniz? Tabii musunuz? şimdi şöyle kemoterapi aslında kanser tedavisinde 3 tedavi var. Üç tedavi var. Hı. Açık cerrahiyle tümörü çıkartmak ve ilişkili dokuları çıkarmak. İkincisi kemoterapi dediğimiz ağızdan ya da damardan verdiğiniz ilaçlarla sistemik etki sağlamak. Yani kanserin vücuttaki etkilerini ve vücutta yayılmış hallerini halletmek, evet. e, tedavi etmek. Üç ışın tedavisi, radyoterapi ya da radyo cerrahi olarak radyasyon vererek tedavi etmek. Bu evet. üçünü birleştirebilirsiniz, ikisini ayrı kullanabilirsiniz, tek tek kullanabilirsiniz. Bu tamamen kanserin tipine, yaygınlığına, yerleşimine ve hastaya ait faktörlere göre değişir. Tabii radyo cerrahi terapisinde kişi aynı gün geliyor, bir gün içerisinde hemen birkaç saat içerisinde taburcu olup terapisini alıp eve gidebiliyor. Eve Böyle bir avantajı var. Kesti evet. yok, ameliyat yok, cerrahi bir işlem yok. En büyük avantajı da bu. E, demiş ki merhabalar benim 3 yaşında oğlum var. Ependimon beyin tümörü ile ilgili bilgi verir misiniz demiş. Çok geçmiş olsun. Şimdi şöyle efendim aslında bizim daha çok genç ve çocuk yaşlarda gördüğümüz tümör tipi. Hı hı. Başka formlarda e, ileri yaşlarda da görebiliyoruz. Öncelikle tedavisi cerrahisi. Cerrahidir. E, patolojik tipine göre eğer hepsini çıkartabildiyseniz nüksetmeden yıllarca sorunsuz yaşanabilir. Hı hı. Ama bazen öyle bir yerdedir ki mecburen sakatlık veya ağır arıza çıkarmamak için sekerler oluşturmamak için ufak tefek parça bırakılabilir. bunlarda da nüks görürsek o zaman bunda da radyo cerrahinin, radyo terapinin yeri vardır. Ama radyo terapiyi biz genelde 5-6 yaş altına kadar çok tercih etmiyoruz. Beyin dokusunun gelişimi devam ettiği için. Evet sevgili seyircilerimiz Profesör Doktor Hakan Emmez burada beyin cerrahımız o mucizevi ellerle hem ameliyatlar yapıyor hem de bu son teknoloji radyo cerrahi işlemini yapıyor. Sorularınıza devam ediyorum. Merhabalar demiş benim beyincik sarkmam var. Öğrendiğimde 7 milimdi bir yılda 8 milime ulaştı. Bilgi alabilir miyim? İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Bu aslında sık gördüğümüz bir varyasyon. Yani beyincik, Nedir beyincik sarkması? Şimdi bizim beyinciğimiz normalde kafa içinde bulunmak zorunda. Beyinciğin altında bir küçük e, bir parçası vardır. Bu parçanın Kafa tasının dışına omurluya doğru sarkmasına biz bencik sarkması diyoruz. Bayağı tehlikeli bir şey esasında Aslında çok çok tehlikeli bir durum değil. Hı. Ama bunu artık o kadar çok MR çeker hale geldik ki aslında bir süre insan bunu yaşıyordu. Çok sık görür hale geldik. Bunlar da hepsi tedavi edilmez. Yani bunun ciddi bir şikayet oluşturması lazım. Ne gibi şikayetler oluyor? Ee, yani özellikle öksürdüğünde, hapşurduğunda şiddetli ense ağrıları, işte ses kısıklığı, yutma güçlüğü, dengesizlik ya da bu kistin basına bağlı, e, sarkmanın basına bağlı beyin sıvısının dolaşım bozukluğu yaratırsa hmm. omurilikte bir takım kistler gelişebilir. O zaman bunlar da cerrahi yapıyoruz. Cerrahi de işte çok zor bir şey değil. Ama e, 7-8 milime ilerlemiş konusunda ben e, hastalığımıza e, arayan arkadaşımıza şunu söyleyebilirim. 1 milimetrelik ölçüm hassas bir ölçüm değil. Hı hı. Kolay kolay beyincik sarkması ilerlemez aslında. Evet. Ve... 1 milimetrelik ölçüm ölçüm farkından ya da MR'ın aynı kesitten geçmemesinden kaynaklanabilir. 7 7'den 8'e geçmesi bunu yani çok, çok, çok büyük bir sıkıntı. Bu, bunu ben hani mu? ilerlediğini düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Aynı Hı -hı. kalmıştır. Hı -hı. E, doktor arkadaşlarımız hastanın semptomlarıyla MR'le değerlendirdiği zaman hani cerrahi de takip edebilir ki çoğunlukla takip ediyoruz. Evet. Peki. Merhabalar hocam demiş. Benim hipofiz bezi üzerinde 2,4 milimlik bir lezyon var. 3 yıldır haftada ismi doz ile başlayan bir ilaç alıyorum ve 6 ayda bir kontrol ediliyorum. Radyo cerrahiye başvurup dondursam ilacı bırakabilir miyim demiş. Şöyle e, bu tip tümörlerde hormon salgılayan tümörse bu eğer arkadaşımıza bu ilaç verilene göre böyle bir şey. Biz tümörü kontrol altına alabiliriz. Yani radyasyon veya radyo cerrahi bu tip tümörleri büyümesini çok güzel engeller. Evet. Ama bir sıkıntı özellikle bu hormon salgılayan tümörlerde bizim hormonu baskılama oranımız yüzde %50 veya altında. Hmm. O yüzden de ilaçla iyi yanıt alınıyorsa biz direkt radyasyonun arayı hemen girmeyi tercih etmiyoruz. Evet. İlaçla devam etmeyi i̇laçla tercih devam etmeyi tercih ediyoruz. Peki benim 15 yaşında oğlumda beyin tümörü var diyor. Denge merkezinde ameliyat önerir misiniz? Ne tavsiye edersiniz? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Şimdi e, ameliyat öneririm ya da önermem bu Böyle gelen bir söyle çok doğru değil. Şimdi denge merkezindeki tümörün cinsi önemli. Belki hı hı. sadece diyeceğiz ki gelin biz bu hastaya radyo cerrahi yapalım. Hı hı. Ee, semptomları önemli, tümörün büyüyüp büyümeyeceği, nasıl bir risk yaratacağı, bunların hepsi bizim için bir gerekçe. Evet. Ama bugüne kadar e, bu evladımıza ameliyat önerilmediyse ben de buradan ameliyat edelim diyemem. Tabii. Dolayısıyla ama cerrahi önerilmiş bir hastaysa ben radyo cerrahi yönünden değerlendirmek isterim. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Böyle Gelsinler şey ay, Ankara'da da izlersiniz bile. Ankara Gazi de, Üniversitesi de, Tıp Fakültesi'nde gelin efendim Hakan profesörümüzle profesorumuzla e, bir görüşün bakalım inşallah bir şifasını bulursunuz. Denge merkezinde önemli bir merkez değil mi? Tabii bir de denge merkezi deyince aslında bizim dengemizi sağlayan birden çok merkez var birbirleriyle ilişkili. Yani burada dokunabileceğimiz durumlar var. Evet, dokunamayacağımız durumlar var. Bir de orta kulak sağlamıyor mu bizim dengemizi hocam? Onun da çok büyük etkisi var. Evet. Onun da yani birçok yerde aslında bir çok bu yerde. denge Aynen öyle. sağlanıyor. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz sevgili seyircimiz. Benim ablam ruh hastası ve distoni vücudu geriye kavis diyor. Radyo cerrahinin faydası olur mu doktorlar? Ameliyat olursa masada kalma ihtimali var demişler çok sene önce. Ablam hasta diyor. 39 yıldır hasta. Allah Allah. Şimdi, distoni nedir hocam? Şimdi distoni de aslında radyo cerrahiden çok ya da masada kılır tanımından çok biz bu hastalarda pil takıyoruz. Yani Nasıl beyin, bir rahatsızlık bu? Bu e, bir şekilde istemsiz kasılmalarla davranış davranışıyla giden bir hastalık. beyin içinde çok sebeplerini de bilmiyoruz ama. Evet. Burada yaptığımız şey bunun kaynaklandığı alana bir e, özel yöntemlerle bir elektrot gönderiyoruz. Küçük bir kablo metal çubuk gönderiyoruz. Onun arkası bir kabloyla buraya bağladığımız bir pil var. Hı hı. Bu pil oraya gönderdiği sürekli elektriksel deşarjlarla eee distoni ve istemsiz hareketleri engelleyebiliyor. O evet. yüzden e, bir hareket bozukluğu merkezine başvurmasında fayda var. Cerrahi iyi bir aday olabilir bu hasta hareket bozukluğu merkezine. Merkezi baş... nöroloji veya beyin cerrahisinde hareket bozukluğu Hı -hı. merkezine başvurmasına fayda var. Peki epilepsi hastasıyım diyor bir diğer seyircimiz. Kısa süreli miyastenik graviz atlattım. Yakın hafızamı adeta kaybettim. Bağırsak sağlığımda tamamiyle sorunlu. Bütün bunlar sizce ortak bir nedenin sonuçları mı? Sonuca erişemiyorum. Özellikle bağırsaklarım iyileşmeyen bir ishal içindeyim demiş. Çok geçmiş olsun. Ne yapsın kişi burada? Burada iki 3 bölümün beraber ele alması lazım. Bir tanesi gastroenteroloji, diğeri de nöroloji. Ee, bazen biz bazı hastalıklarda meslektaşlarımızla farklı branşlardan bir araya geliriz. Konsey oluştururuz. Evet. Tek bir fikirle veya tek bir akıllı değil, ortak akıllı ilerleriz. O yüzden e, mümkünse bir üniversite hastanesinde hı hı. E, bu kaç birkaç merkezin birlikte ele alması gereken bir hasta gibi duruyor öyleyse. Evet. Peki sevgili seyircilerimiz şimdi hep birlikte Sofya'ya bağlanıyoruz. Çok sevgili Doktor Birkan Güney travma, travmatoloji ve ortopedi uzmanı kendisi onunla bir bağlantı gerçekleşeceğiz. Bir e, sağlık sorunu var ki adı osteoartrit. Tam okuyamıyorum bile. Osteoartrit. Şimdi soracağım bakalım osteoartrit nedir? Çok sevgili Birkan hocamız Skype bağlantımızı kuralım. Merhabalar. Birkan hocam nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bir rahatsızlık var ki hocam osteoartrit diye geçiyor. Nedir bu rahatsızlık bu osteoartrit? Osteoartrit Artritin en sık görülen formudur. Yaşlılar en çok yaşlıları en çok etkiler ve en sık sakatlık nedenidir. Osteoartrit kalça ve diz gibi yük taşıyan eklemlerde daha sık görülmektedir. Toplumda 65 yaş üstü beylerde semptomatik diz ve kalça osteoartrit oranı %40 olarak bildirilmiştir. Evet. E, toplumu etkileyen çok e, önemli bir hastalıktır yani hı hı hı. yaşlı kısmı özellikle. Peki ilaç tedavisiyle bu hastalığı yenmek e, olabilir mi yani mümkün mü? Yani ilaç tedavisiyle yenmek değil de osteoartritin tedavisinde amaç ağrının giderilmesi ilaç ile fonksiyonların iyileştirilmesi. E, e, yani tedavi e, ilaç ile olan tedavi semptomlara yöneliktir. Ee, hastaların da en büyük şikayeti ağrı ve eklem hareketlerindeki e, e, kısıtlılıklardır. E, tabii buna bağlı olarak insanların yaşam kalitesi düşmektedir. Evet. Semptomları azaltmak ve hastanın normal hayata dönmesi için de ilk e, başlarda ağrı kesiciler ve buna benzer lokal e, jeller kullanılır. Hı, hı. E, Gerekli durumlarda ise fizyoterapi yapılabilir. Evet. Şimdi eklem ağrılarından bahsettiniz. bu eklem ağrılarını gidermek için bazı enjeksiyonlar yapılıyor mu? Tabii ilaç ve fizyoterapiyle semptomlar azaltılamaz ise eklem içi farklı ilaçlar uygulanabilir. Bunlar steroid içeren ilaçlar olabilir, Hyaluronik asit içeren ilaçlar olabilir. Bu enjeksiyonlar çoğu zaman hastanın şikayetlerin azaltır ve bazen uzun süreli bir konfor sağlar ama tedavi yöntemi değildir. Yani bir, kesin bir çözüm değildir. Evet. Peki biz eklemlerimi koru, eklemlerimizi korumak adına ne gibi yöntemlere başvurabiliriz? Mesela bununla ilgili ilaçlar var mıdır? Ya da aşınmayı azaltmak için farklı yöntemler var mıdır? Her ne kadar kıkırdak merkezli bir hastalık olsa da diğer eklem yapıları da hastalıktan zarar görür. Hı hı. E, eklemi iç e, yıpranma mevcut ise biz e, aşınmayı azaltan ve anti etki gösteren e, ilaçlar yapma yanında yani o ilaçlar bir şekilde koruyabilir. E, tabii bunun yanında e, kilo almamaya dikkat etmek lazım. E, egzersiz yapmak lazım. Ama e, Sağlıklı beslenmek lazım. Nasıl vücudumuzun diğer organları için sağlıklı beslenmek önemliyse, ise... eklemler için de bu geçerli. Evet. Peki bu rahatsızlık genetik bir hastalık mıdır yoksa işte yük taşımaktan, yanlış hareket e, kullanmaktan mı kaynaklanıyor? Tabii genetik e, faktörler diğer hastalıklarda olduğu gibi e, bu hastalıkta da önemlidir. Ama e, yine de e, burada yük taşımak, e, Güncel hayatımızda özellikle gençlik dönemlerimizde nasıl yaşadığımız çok önemli. Kilolar son zamanlarda insanlarda çok arttı ve bu genç yaşta osteoartrit sebebi olabiliyor. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Doktor Bilkan Güney, ortopedi ve travmatoloji uzmanımız Sofya'dan bağlandı. Tekrar görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sofya'ya çok selamlar görüşmek sevgiler. Görüşmek üzere, iyi günler. Başarılar. Evet teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Profesör Doktor Hakan Emmez beyin ve sinir cerrahi uzmanı burada kendisi. Eğer ulaşmak istiyorsanız da Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkın çıkın gelin diyoruz. İnşallah böyle çareler çıksın efendim beyin rahatsızlıkları için. Radyo cerrahi tedavisinden bahsettik. İnanılmaz bir tedavi yöntemi. Ağrısız, ameliyatsız, kesisiz. Bir günde gidip o terapiyi alıp evinize gidebiliyorsunuz. Bu kadar da bir güzelliği var. Bununla ilgili tüm sorularınızın cevabı burada. Ve çok da fazla soru yığılmış hocam. Size yöneltmek istiyorum. İyi günler demiş. Teşekkür ediyoruz. Benim eşim beyin kanaması geçirdi. Damar yumağından, beyincikten ameliyat oldu. 9 ay oldu. Sağ tarafında güç kaybı var. Eşim inşaat işçisi. Ne zaman düzelir ve çalışmaya başlar demiş. Geçmişler olsun. Şöyle. Ee, birincisi yine... Kanamanın olduğu yer, büyüklüğü ve hastanın muayenesini bilmeden bunu konuşmak çok kolay değil. Hı hı. Ama bizim genel olarak hastalarımıza söylediğimiz bu tip ameliyatlardan ya da sakatlıklardan sonra ilk bir yıl çok kritiktir. Yani bir yıl boyunca iyileşme süreci devam eder. O bir yıldan sonraki iyileşme süreci biraz yavaşlar. Hı. Dolayısıyla bu dönemi ne kadar çok fizik tedaviyle, egzersizle, rehabilitasyonla geçirirlerse, iyileşme şansı o kadar yüksektir. Evet. Dolayısıyla hani e, şu anki manasını bilemediğim için çalışır ya da çalışmaz diyemem ama damar yumağı demişken biraz radyo cerrahi damar yumağından da isterseniz bahsedebiliriz. Evet yani e, ona da mı faydası var? Tabii şöyle yani iki tip damar yumağı var aslında ana. Bunlardan bir tanesi çok tehlikeli bir AVM dediğimiz tip. Hı hı. Büyük kanamalar, e, ölümcül kanamalar yapıyor ve bunlar her zaman cerrahiyle çok kolay tedavi edilemiyor. Evet. Derin yerleşimde, kritik ise bunlar da Radyo cerrahi yöntemi cidden çok etkili ve işe yarıyor ve yan etkisi son derece az olarak devam ediyor. Daha hafif bir formu var, hı hı. kavernom dediğimiz. Bunlar daha küçük, daha ufak kanamalar yapıyor. Ama bunlar da bazen kritik bölgede insanların başına iş açabiliyor. Evet. Bunlarda da diğer tipi olmasa kadar da diğer tipinde olmadığı kadar yine etkili. Ee, yan etki demişken de aslında şöyle söyleyeyim, yan etkisi hiçbir tedavi yok. Evet. Yani biz doktorların yaptığı iş aslında her zaman bir fayda zarar ve e, kar zarar oranıdır. Yani hı hı. ben bu tedavi uyguladığım zaman ne kadarlık bir başarı elde edeceğim? Bir risk analizi gibi değil risk mi? Risk analizi yapıyoruz. Evet. Ne kadarlık bu hastaya bir yük bindireceğim, bir risk vereceğim. Dolayısıyla hiçbir zaman sıfır deme şansımız yok ama bunu cerrahi ya da diğer yöntemlerle karşılaştırdığınız zaman çok gönül rahatlığıyla bu tedavi uyguluyoruz. Çünkü evet. risk düşük. Hocam o kadar çok sorularımız çoğaldı ki bekleyenler var. Hemen hızlı hızlı şöyle sormak Buyur. istiyorum. Merhabalar demiş, teşekkür ediyoruz. Geçen haftadaki MR çekiminde kuyruk sokumu kemiğine çok yakın 2,5 santimlik lezyon tespit edildi. Buna radyasyon, radyo cerrahi uygulanabilir mi diyor. Uygulanırsa yüzde kaç etkili olabilir? Şimdi omurga tümörlerinde başka bir yerde bir lezyon yoksa bizim ilk yaptığımız şey biyopsi. Hmm. Yani bu başka bir hastalığın devamı olabilir ya da çok basit bir lezyon olabilir. Dolayısıyla biz eğer bu tümöre MR'da bakıp bu A tümürdür, B tümördür, C tümördür diye kesin tanı koyamadıysak, evet. o zaman ilk yapılması gereken şey mutlaka biopsi. Çünkü e, hiç ışının işe yaramayacağı tipte bir tümördür. Kuyruk o zaman sokumunda. olabilir. Dolayısıyla biz buna ışın vererek hastayı riske atmış oluruz. Hı -hı. O yüzden hani oradaki takip eden arkadaşımızın yaklaşımı önemli. Ama ee, çoğunlukla da omurgada iyi huylu çok sık tümör görüyoruz. İnşallah Bunlara hiçbir öyledir. şey yapmamıza gerek kalmayabilir. İnşallah öyledir. Eşimin beyninde tümör var diyor. Uzman doktor aniden düşüp bayılması gibi durumlarda ameliyat edebiliriz dedi. Radyo cerrahi ile tedavi edilebilir mi? Eee Dediğim gibi her tip beyin tümörünü uygulamıyoruz. Hı hı. Ee, ama arkadaşımız eğer ameliyat önermediyse ikinci görüşte alabilir veya onun takibinde kalabilir. Yani düşmeyi beklemek şart değil. Evet peki. Ee, annem diyor 57 yaşında 4 senedir iltihaplı sınır Sinir romatizması var bacaklarında, tedavisi yok diyorlar. Polineuropati sadece fizik tedavi olur diyorlar. Ne yapalım ilerliyor hastalığımız, görmediğimiz doktor kalmadı rica ederim bilgi verir misiniz diyor. Hemen soralım hocamıza. Bu polineuropati ya da nöropatiler sinirin kendi içindeki bir takım hastalık grubu. Hı hı. E, bu diyabete şekere bağlı olabilir, tamamen gelişimsel olabilir, genetik olabilir birçok sebebi var. Eğer ki e, fizik tedavinin yanında bir takım verdiğimiz nöropatiye uygun ilaçlar var. Evet. Bunu fizik tedavi uzmanlarımız, nörologlarımız, beyin cehalarının yazdığı ilaçlar bunlar kullanılabilir. Önerimde değilse eğer. E, Fayda etmezse elimizde çok ciddi imkanlar yok maalesef. Anladım. Radyo cerrahi hemifasyal spazm tedavisinde kullanılabilir mi? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Nedir hemifasyal spazmı? Hemifasiyel spazm hastaların yüzünün bir yarısında istemsiz olarak kasılma şikayeti. Yani kaşında sık sık seyirme, ağız kenarında çekme. Bir tek, tek gibi mi tek böyle? Gibi bir şey. Atmasını ee, ise oranın. Evet. Bunlarda ilaç tedavisi, botoks gibi tedaviler işe yaramıyorsa o zaman cerrahi yöntemi tercih ediyoruz. Hı -hı. Ama e, radyo cerrahinin çok fazla yeri yok hemifasiyel spazmda. Peki e, sorar mısınız hocama diyor sizden ricam bel fıtığında kullanılabilir mi radyo cerrahi demiş. Maalesef. <laughs> Maalesef kullanılmıyor. Keşke her şeye bir olsa bu işin değil mi? Merhabalar demiş benim eşimde gözde çift görme gibi şikayetle gittik. MR'da çift yerde analizma tespit edildi e, ve bunun beyin zonklaması yapar mı diyor. Şimdi beyin zonklaması yapmasından öte iki tane analizma saptandıysa bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Nedir bu analizma? Biraz önce bahsettiğimiz bu beyindeki baloncuklar, dama, beyin damarlarında oluşan baloncuklar. Baloncuk. <laughs> Kanama riski taşıyabilir, O yüzden bunun da iki tane tedavisi var ya açık cerrahi ya da, Anjiyo ile kasıktan girerek bunların tedavi edilmesi. Hı, hı. Ee, hani zonklamayı sormasınlar da eğer gerçekten uzman arkadaşlarımız bunları riskli gördüyse hemen tedaviye geçsinler, beklemesinler. Peki. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam sevgili seyircimiz. Vertigo geçirdim diyor. Dengen bozuldu, kulak görevini kaybetmiş. Vücudun görevini beyin almış dedi doktor. Burada bir türlü tedavimi bulamadım. Şu anda başıma gene başım gene dönüyor. Başımın arka tarafı ağrıyor diyor. Radyo cerrahi vertigo da iyi sonuçlar verir mi? Radyo cerrahi vertigo eğer e, o bölgedeki bir takım tümörlerden kaynaklandıysa işe yarayabilir. Ama hmm. onun dışında vertigonun tedavisi tamamen başka. Tümörler için esasında bu nokta atışı oluyor değil Bize mi? Bize baş dönmesiyle gelen baş dönmesi semptomları olan çınlama kulağında çınlama kaybı olan hastalarda o bölgede sık gördüğümüz bir iyi huylu tümör var. Hmm. Eğer böyle bir tümör varsa biz bunlarda hiç açık cerrahi gerek kalmadan tümörlerde radyo radyocerrahiyle çok iyi sonuçlar alıyoruz. Harika. Merhabalar demiş. Benim 8 aylık torunum var. Doğuştan gergin omurilik sendromu var diyor. Ne yap ne yapalım? Siz bu konuya ha hakim misiniz demiş. E hangi hekim bakar diyor? Ee, beyin cerrahları bakar. Evet, siz yani. Evet. Gergin omurilik sendromu e Nasıl bir şey? şöyle yani bizim omuriliğimiz sonuçta beyinden sinir yapıları çıktıktan sonra omurilik olarak devam ediyor çeşitli sinirler gidiyor ve omurilik aslında kuyruk sokumunda bir yere bağlanıyor. Hı hı. Ve bu omuriliğin durması gereken bir seviye var. Burası gerginse çocuk uzadıkça Omurluk gerilmeye başlıyor. Evet. Buna bağlı bir takım işte ayakta deformite dediğimiz şekil bozukları, yürüme güçlüğü, idrar kaçırma, güç kayıpları ortaya çıkabilir. Hı hı. Ee, bunun değerlendirilmesi lazım, seviyesinin muayenesine bakılması lazım. Çok da zor olmayan basit bir ameliyatı var. İnşallah. Bu ameliyatla e, çok rahat bir şekilde tedavi olabilir. Ay ne güzel. İnşallah olsun diyelim. Efendim araştırmanızı yapın. Merhabalar demiş. Benim huzursuz bacak sendromum var. Bu hastalığı 15 yıldır çekiyorum. Ne yapmalıyım? Huzursuz bacak sendromu için kullanılan bir takım ilaçlar var. Bunlar antidepresanlardan tutun e, diğer bazı nöbet ilaçlarına kadar. Ama şu an ilaç dışında da çok yapacak bir şey yok maalesef. Huzursuz Harika. bacak sendromu için. Hocam o kadar çok soru geliyormuş ki en çok sık sorulan soru da hocamıza nasıl ulaşabiliriz? Yurt dışından da gelen sorular var. Siz bir söyleyin isterseniz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'na ulaşabilirlerse oradan biz de yardımcı olmaya çalışırız. Yeni bir merkez açıldı değil mi bu alanda? Şöyle Türkiye'deki ikinci merkez aslında bu. 2005 yılında başladık. Evet. Ama e, sürekli tek gelişen teknolojiyle beraber biz de merkezimizi yeniliyoruz. Hı hı. Şu anda en gelişmiş model cihazımı da, cihazımızı da yerleştirmiş olduk. Kamudaki en iyi cihaz ee, ...bununla beraber tedavilerimizi devam ediyoruz şu an. Ne güzel. Vallahi biz de gurur duyuyoruz. Hocam sizin gibi hocaları böyle ağırlamak bizim için ayrı bir güzellik. E programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Bir soru daha. Fibromiyalciye iyi gelir mi radyo cerrahi? Keşke gelse <laughs> <Keşke. gülüyor> ama. Keşke. Keşke gelse ama uyuymasın. Ama yok diyorsunuz. Yok. Ama birçok şey esasında beyin hastalıklarına e, radyo cerrahi terapisi uygundur. E, Kesitsiz ameliyatsız, ağrısız. Evet. Bu terapiyi alabilirler. Çok çok kritik hastalıklarda gerçekten düşük riskle çok ciddi fayda sağlıyoruz. Evet hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok Ağzınıza teşekkür ederim davet Sağ olun. O kadar gerçekten yararlı bir program oldu ki. Çok sevindim. Tüm seyirciler adına ben sizden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet Sevgili seyircimiz ne yaptık? Bugün yine beynimizi konuştuk, beyin sağlığımızı konuştuk. İnşallah herkes tüm şu anda kim şifa bekliyorsa. Yine acil şekilde şifalanmasını diliyorum Rabbimden. Sizi seviyorum. Yarın biz yine burada olacağız. Güzel bir günde yarına dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.